Yazarlar ve Okurlar Fuarı bir medyaya değerlendirdi. Açıcı gelişiniz fuara. Çok güzel. Her sene düzenleniyor zaten. Bu hem öğrenciler, Maraş'taki öğrenciler, hem bizim kendi çocuklarımız için çok özel, güzel, çocukların faydalanabileceği bir sürü yayının standı var. Bu çok önemli. Maraş zaten depremden sonra kırgın bir şehir. Çocukların biraz moral açısından çocuklara, hem de kendileriyle alakalı, kendilerine bir şey katabilecekleri güzel bir platform bence. Gerçekten hani belediyemiz her sene, başkanımız bunu her sene, diğer başkanımız da yapıyordu. Her sene böyle özenli güzel bir şekilde yapıyorlar. Çocuklar çok faydalanıyor, çok güzel bir şey. Fuar nasıl? Güzel mi? Sadece kitap fuarına baktım, o da buraya baktım. Daha önce okumamıştım, ilk defa gördüm. Kıymetli bir medya izleyenlerimiz, Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki ziyaretlerimiz devam ediyor. Biz de yazarlarımızı, yayıncı kuruluşları konuşturmaya, röportaj yapmaya devam ediyoruz. Kitap Ağacı Yayınları Genel Koordinatörü Zekeriya Çakabey hocamız var. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba. Başta sizlere teşekkür edeyim. En azından buradaki durumları ne yapıyorsunuz, halkımıza aktarıyorsunuz. Ben şunu diyebilirim, her karanlıktan sonra mutlaka aydınlık vardır düşüncesiyle. O gün çok bir felaket yaşadık. O felakette hatta çarşıda yaralanan bir arkadaşımız oldu. Ona geçmiş olsun diyoruz Şenol Bey'e. Fakat o günden sonra, özellikle okullar başladıktan sonra çok hareketli ve çok da güzel geçiyor. Belediyemize, Fırat Görgel Bey'e, burayı düzenleyene çok teşekkür ediyoruz. Ben hiçbir fuarda görmedim. Fuarları genellikle ben geziyorum. Herkesin elinde bir çek var. Bu hem onlara, okuyucuya güç veriyor, hem de belli bir sirkülasyonun olmasını sağlıyor. Bundan esnaf da memnun, okuyucu da memnun. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir gazeteci gözüyle baktığınızda nasıl biliyorsunuz fuarı? 9. Uluslararası Kitap Fuarı yaklaşık bir hafta önce açıldı. Bugün 7. gün. 7 gündür de hemen hemen her gün buradayız. Her geçen gün bir önceki günden daha fazla ilgi var, yoğun katılım var. 2 Aralık'ta kapanacak ama buraya gelmeyen insanlar çok şeyler kaybedecek. Çünkü burada kitap var, çünkü burada sevgi var, okuma var. İsmim Mustafa Kalli, ondan sonra eğitimci yazarım. 4 tane kitabım var. Ve en sonunda bu gençlere kıssalı hikayeleri yazdım. Şimdi bu fuarın 9.sü yapılan bu fuarın hepsine katıldım. Ve Türkiye'deki fuarlara da katılıyorum. Yani bu sene bayağı geniş bir fuar alanı oluşturmuşlar. İnşallah gelecek senelerde de daha iyisi olabilir. Katılım başlangıçta biraz soğuğun engeline rastladı ama sonunda düzeldi. Katılım çok fazla göründü. Hele bilhassa öğrenciler, ilçelerden gelen öğrenciler, ondan sonra okullardan gelen öğrenciler geldi miydi? İçeri tıklım tıklım doluyor. Ve tabii bu fuarları önemsiyoruz. Yani öğrencilere, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için fuarlar önemlidir. Çünkü burada binlerce kitaplarla, yüzlerce yazarlarla, kitap evleri ta geliyor buraya kadar, bir nevi ayağımıza kadar geliyor böyle. Okuyucular kitapla, yazarla canlı olarak buluşuyorlar ve kitapların kokusunu alıyorlar. Kitaplar hakkında bilgi ediniyorlar, kitap alıyorlar. Bu sene belediye bir de kupon oluşturmuş gelen öğrencilere, onu dağıtıyor. Parasal yönden öğrenciler de o kuponla kitaplarını alıyorlar. Bu da tabii bir olumlu bir gelişmedir. 9.sü yapılan bu kitap fuarının devamını diliyoruz ve bu fuarı açan belediye başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey'e ve ekibine, hizmeti geçenlere, herkese teşekkür ediyorum. Medyaya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı tanıdığınız için. Bu zamana kadarki fuarların en büyüğü olduğunu, alan olarak da, katılım olarak da, yayın evi olarak da en büyüğü olduğunu duymuştum. Gezeceğiz,
dostlara merhaba diyeceğiz, kitaplara bakacağız. Benim küçük oğlan kitapları çok seviyor. Belki ona bir çocuk kitabı alırız. Tabii okumak karanlığa bir ışık yakmaktır. Ben de bilimi ve okumayı önemsiyorum. Gerçek manada da muhasebe finans ana bilim dalında da doktora yapıyorum. Herkesi okumaya, bilgi sahibi olmaya, tecrübe sahibi olmaya, karanlığa ışık yakmaya davet ediyorum. Nasıl geçiyor efendim Fuat? Kimle geldiniz? Eşim, çocuklarım ve görümcemle beraber geldik. Biz her sene rutin olarak mutlaka geliyoruz hep beraber. Küçük çocuğumla da güzel bir kütüphane oluşturduk. Ona eklemeler yapıyoruz. Kendimize göre olan kitaplardan seçiyoruz. Çocukların dokunarak, bakarak ve görerek seçmeleri daha farklı bir hissiyat yaratıyor. Sonraki sene için de heyecanla bekliyoruz. Kitapları alırken özellikle tercihim yazarı olan kitapları almaya çalışıyorum burada. Çünkü emek sarf ediyorlar. Burası bir kitapçı dükkanı değil. Burası kitap fuarıysa yazarın burada olması lazım bana göre. Onun için yazarı burada olan üstadlarımızın kitaplarını elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza bu kitap fuar aşkını aşılamaya çalışıyoruz. Ben Ak kitaplarındayım. Ak kitaplarında imzalıyorum kitaplarımı. Okuyucularımız geldiği zaman burada amaç çok kitap satmak değil, oradan herhangi bir para kazanmak değil de okuyucularımızla, kitapla ilgilenenlerle, kitap düşkünleriyle oturup sohbet etmek, kitap dünyasının o sahilsiz şeritlerinde hareket etmek bize ayrı bir mutluluk veriyor. Kahramanmaraş'ta fuara gelmiştim. Çok güzel kitaplar var, dergiler var. Vampir Köylü almayı düşünüyorum, Vampir Köylü kitabını. Evet, öncelikle Maraş Kitap Fuarı'na 4. seferdir katılıyoruz. Buradaki çocukların ve yetişkin insanların kitaba olan sevgisini 4. yıldır tekrardan görüyoruz. Gerçekten burada okuma kültürü oturmuş bir şehir. Maraş bu anlamda bizi mutlu ediyor. Her seferinde de gelmekten keyif alıyoruz. Bölgesel olarak baktığımızda Maraş insanıyla, okuruyla, yemesiyle, içmesiyle, havasıyla gerçekten çok farklı bir noktaya geliyor bizler için. Bizim nazarımızda çok değerli bir kitap fuarı. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Katılımcı olarak yaklaşık 100'ü aşkın bir yayıncı var. Buna karşın yeterince de okur geliyor. Çok mutlu oluyoruz gerçekten. Bölgedeki en büyük fuarlardan biri diyebiliriz.